Ege'nin saçlarıyla devam ediyorum. Siyah ip kullanacağım. Sihirli halka içine 1 2 3 4 5 6 sık iğne. Şu şekilde. Siyah ip çok belli olmaz ama. Bu sırada hep artırma yapıyorum. Bütün ilmeklerin içine ikişer tane batıyorum. Ve 12 sık iğnem oluyor. Elimde 12 tane sık iğne oldu bu sırada. Şimdi bir sık iğne, bir artır yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir sık iğne ve bir artır. Bir sık iğne, bir artır. Elimde 18 tane sık iğne oldu. Bu sırada ise 2 sık iğne, bir artır. 1 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 2 sık iğne, bir artır. 2 sık iğne ve bir artır. Bundan sonraki sırada 3 sık iğne, bir artır yapıyoruz. Bu sırayı 3 sık iğne, bir artır olarak bitirelim ve 13 sık iğne, bir artıra kadar artırma yapacağız. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve en son 13 sık iğne, bir artır olarak öreceğiz. Elimizde 90 tane sık iğne olacak. Sonrasında yine geleceğiz. Saçımı 13 sık iğne, bir artır sırasına kadar ördüm. Dediğim gibi elimde 90 sık iğne oldu. Ve bununla 15 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp gelelim. Alt sık iğne ile başlayıp 13 sık iğne, bir artır sırasına kadar artırma yaptık. Elimizde 90 tane sık iğne oldu. Bu 90 sık iğne ile 15 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördük ve şimdi kâkülünü yapacağız. Şu şekilde 1 2 3 4 sık iğne, bir zincir çekip geri dönüyorum ve üzerine yine 1 2 3 ve 4 sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradan bir ilmeği atlıyorum ve 1 2 3 sık iğne yapıyorum. Yan taraftan aşağıya doğru iniyorum. Bir tane sık iğne örüyorum araya ve 1 2 3 4 5 sık iğne. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Tekrar üzerine 5 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. İlk ilmeğin içine örmüyorum. İkinciden devam ediyorum. 4 sık iğne örüyorum.
Ve yine aşağı tarafa iniyorum şu şekilde yan taraftan. Araya bir sık iğne örüyorum ve devam ediyorum. 10 tane sık iğne öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Tekrar buradan da 10 sık iğne örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir zincir çekiyorum. Geri döndüm. İlk ilmeği atlıyorum. 9 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Burada artık yanlardan inmeye başlıyorum. Şu şekilde yan taraftan aşağıya doğru. Yine arada bir sık iğne bırakıyorum ve 5 sık iğne örüyorum. 2 3 4 5. Bir zincir çek, geri dön. Yine 1 2 3 4 ve 5 sık iğne. Bir zincir çek, geri dön. İlk ilmeği atla, ikinciden devam et ve 4 tane sık iğne. Yine yan taraftan aşağı doğru iniyorum. Araya bir sık iğne koyuyorum. Ve 4 sık iğne. 1 2 3 ve 4. Geri dönüyorum. Yine 4 sık iğne. 2 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlayıp 3 sık iğne örüyorum. Ve yandan aşağı doğru iniyorum. Ve bu parçanın etrafını kaküllerle birlikte sık iğne ile dolanıp geliyorum. Şu şekilde, düz bir şekilde parçanın etrafını sık iğnelerle dolanacağız. Bu sırayı tamamen sık iğne ile dolanalım ve gelelim. Kalküllerin üstü de dahil. Üzerinden sık iğne geçeceğiz. Peruk kısmımız bitmiş olacak. Peruğumun son hali bu şekilde. Sadece kafaya geçirdim ve topuzunu yaptım. Birlikte yapacağız diğer topuzunu. 6 sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. Ve bu sırada hep artırma yapıyoruz. 12 sık iğneye ulaşıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bir üst sırada bir sık iğne ve bir artır yapıyorum.
Sıra sonuna kadar elimde 18 tane sık iğne oluyor. Evet, sıra sonuna kadar bir sık iğne ve bir artır yapıyorum. Dediğim gibi bu sırada 18 sık iğnem olacak. Bir üst sıraya geçtiğimiz zaman 1 2 sık iğne ve 1 artır. Bu sırayı da 2 sık iğne 1 artırlarla bitireceğiz. Elimizde 24 tane sık iğne olacak. Evet, bu şekilde 2 sık iğne ve 1 artır. ...24 sık iğnemiz oldu. Bir üst sırada... ...1... ...2... ...3 sık iğne... ...ve 1 artır. 1... ...2... ...3 sık iğne... ...ve 1 artır. Bu sıramızı 3 sık iğne 1 artır yapıyoruz. Elimizde 30 tane sık iğne oluyor. Ve bunun üstüne... 6 sık iğne 1 artıra kadar artırma yapıyoruz. Şimdi 3 sık iğne 1 artır yapıyoruz. Üzerine 4 sık iğne 1 artır. 5 sık iğne 1 artır. Ve en son 6 sık iğne 1 artır. Elimizde 48 tane sık iğne oluyor. Bu 48 sık iğne ile 8 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp geleceğiz. 6 sık iğne 1 artır sırasına kadar artırma yaptım. 8 sırada düz bir şekilde 48 sık iğne ile ördüm. Şimdi 1 2 3, 4, 5, 6 sık iğne ve 1 eksilt yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne ve 1 eksilt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne. 1 eksilt. 1 2 3 4 5 6 sık iğne 1 eksilt. 1 2 3 4 5 6 sık iğne 1 eksilt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne ve 1 eksilt. Elimde 48 sık iğne kaldı. Bu 48 sık iğne ile 2 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Saçımızın topuzu bitmiş olacak. Kafasına dikeceğiz. 42 sık iğne ile 2 sırada artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Artık kafamıza dikeceğiz. Şu şekilde bir peruktan batacağım. Bir saç topuzunda. Bir peruktan. Bir saç topuzunda. Siyah ip olduğu için çok belli değil. Ama diğer videolarımı izlediyseniz dikişim hep aynı. Şu şekilde bir peruktan bir saçta. Bir peruktan.
bir saçta. Sürekli olarak aynı işlemi tekrarlayarak saçımızı kafamıza dikiyoruz. İşte olsun. Önemli olan eşit tutabilmek. İki saçı, iki kuyruğu. Evet. Hocam. Şimdi böyle bir boşluk oldu var ya, hani dikerken şurayı daha dikmedik, boşluk var. Burayı hemen elyafla dolduruyorum. Şu şekilde boncuk elyaf kullanıyorum. Şu şekilde içine dolduruyorum bunu. Bakalım. Diğeriyle eşit oldu mu? Olmadı. Çünkü az doldurduk. Sıkı sıkı dolduralım. Şimdi bakalım. Evet. Yeterli. Şöyle içine koyarak dikmeye devam ediyoruz. Evet, bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Sonuna yaklaştık zaten. Evet, devam ediyorum. Zaten sonuna geldik artık. Evet, buradan batarak düğüm atıyorum. Ve buradan tekrar batarak herhangi bir yerden çıkıyorum. Düğümümü kaybetmek için asılıp kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi tokasını yapacağız birlikte. Tokasına zincirle başlıyorum. 49 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve zincirimiz bitti. Şu şekilde şu karşı tarafa bağlıyorum. Böyle. Ve iki zincir çekiyorum. Tekli trabzanlarla 48 tane tekli trabzan yapıp dolduruyorum. Tekli trabzan da söylemiştim daha önce, yine söyleyeyim. Başını doluyorum ve sık iğne gibi çekiyorum. Sadece tek farkı şöyle tığıma ip geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Evet, bu parçamızı da bitirelim ve gelelim. Şu şekilde tokamı da ördüm. Şuradan geçiriyorum. Bilerek sık yaptım. Takıldıktan sonra sıkıntı olmaz zaten. Takılırken biraz zor olur ama. Çünkü gevşek dursun istemedim. Evet, bu şekilde bebeğimizin saçları da hazır oldu. Örecek olanlara kolay gelsin.